Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cümleten hoş geldiniz. Nereden okuyacağımı karar veremedim. Ya Allah, ya Allah. (Gülüyor) 446'dan devam ediyoruz inşallah. Vezirin hilesini aklı eren Hristiyanların anlaması. Hani kafir vezir, o zalim padişahın bir veziri vardı. Hristiyanları katletmek için, Hristiyanların dinini ifsad etmek için bir plan program yapmışlardı. İşte o vezir o plan programı devam ediyor. Ama bu bölüm Hristiyanların anlamasıyla alakalı. Zevk sahibi olanlar onun sözünde acılık karışmış bir tat sezdiler. Buradaki zevkten kasıt insanların heva ve heveslerinden aldığı tat değil. Buradaki zevkten kasıt Allah'ı sevenlerin Allah'ın çizmiş olduğu çizgide yürümenin vermiş olduğu manevi tat, manevi zevk. İnsanlar dini bir emredildiği için yaşarlar. O kimse der ki Allah bunu emretmiş yaşıyorum. İnsanlar dini bu noktada işte bir çıt daha üstü ya yaşanması lazım. Veyahut da biraz daha farklı bir noktadan, biraz daha üst seviyeden olabilir. Bir kısmı ise dini sevdiği için yaşar. Bu da insana tat verir, lezzet verir. İşte Hazreti Mevlana diyor ki zevk sahibi olanlar onun sözünde acılık karışmış bir tat sezdiler. Bundan zahiri olarak da zevk sahibi olmak vardır. Hani kimisi vardır, böyle yemek yerken içinde hafif bir acılık olsa anlar. Yemeğin içerisinde yarım kesme şeker olsa anlar. Ve yemeğin içerisinde herhangi bir baharat koysanız, o hani gurme gibi tat sahibidir. Yemeğin içerisindeki baharatları size sıralayabilir. Bu işin zevkinde, tadında. Hani bir kimse oturur, mesela işte bir içecek sunarsınız onu, o içeceğin neden mamul olduğunu anlayabilir, zevk sahibi. Veyahut da bir kimse yemek yiyor, yemek yerken iyi çiğniyor, iyi çiğneyince pirincin içindeki taş meydana çıkar. O taşı anlar, taşı yutmaz, taşı dışarı çıkar. Hassastır onun ağzı. Kimisinin gözü hassastır, zevk sahibidir. O hemen palas pandıras bir şey giyip çıkmaz ortaya. Bir şeyi uydurmaya çalışır. Zevk sahibi. Hani evi normalde herkes halı, koltuk, mobilya düzer. Zevk sahibi birbirine uydurur onu. Bir dizayn, bir uyum görürsünüz salonda. Bunlar sufiliğin geleneğinde var olan şeylerdir. O kimse normalde evinin içerisinde yerken, arabada veyahut da işte giyerken, yolda yürürken, bir iş yaparken o zevk sahibidir. O zevk sahibi olan kimse her şey yerli yerinde, düzgün, her şey muntazam, intizamlı, birbirine uyumlu, birbirine uyumsuz değil. Ona göre hayatını da öyle dizayn eder. Zevk sahibi insanlar hayatını da dizayn ederler. Ona böyle bir sandviç yedirecekseniz dahi o sandviçi zevkle yemesi lazım. O onun sandviçin adabına, erkanına uygun yemesi lazım. Bunun gibi insanlar vardır, palas pandırastır. Ne giydiğini bilir, ne konuştuğunu bilir, ne oturduğunu bilir, ne kalktığını bilir, ne yapacağını bilir. Onlar zevk ehli değillerdir. Sufiler zevk ehlidir.
Bakın sufiler zevk ehlidir. Sufiler alacak oldukları sebzeden, meyveden tut, etten, undan, pirincine, şekerine kadar zevkle alırlar. O zevkine uygun olması gerekir. Dolmalık pirinçle pilavlık pirinç aynı değildir. Sarmalık pirinçle dolmalık pirinç de aynı değildir. Şimdi herkes sarmalıkla dolmalığı birbirine karıştırır. Değildir. Yapacak olduğunuz dolmaya göre pirinç alınır. Yapacak olduğunuz sarmaya göre pirinç alınır. Bu zevktir bu. Oradan 5 kilo pirinç al, dolmaya da sarmaya da pilava da onu kullan, o zevk değil. Yok. Olmadı. Bunun gibi zevk ehli. Dinde de zevk ehlileri vardır. Dinde zevk ehli, evet ayet hadis bu, fıkıh bu. Ama bir de işin zevki vardır. Abdest alırken dahi zevk ehli vardır. Oy abdest alır, güldür 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 abdest aldı, attı adam kenara. Abdest alır, işte hilaller, yüzünün altını koyar, zevk. Sünnete uygun, Beytullah'a döner, bir dua eder. Serenomidir abdest almak zevk ehli için. Yani bir kıyafet giyecek, zevk ehli için serenomidir kıyafet giymek. Aa ben gidiyorum pantolonu gömlek giydi gide. Yok öyle şey yok. Önce iş çamaşırlarını giyecek. Zevkle. Her şeyini sağdan. Ardından çorabını giyecek. Sağdan. Sonra oturacak. Oturduğu yerden pantolonunu giyecek. Önce sağ ayağını sonra sol ayağını. Ondan sonra hafif doğrulacak. Pantolonunun giyimini bitirecek. Eğer gömleği içine katacaksa oradan ilk önce gömleği giyecek. Gömleği de nasıl giyecek? Aynı şekilde oturduğu yerde önce sağ kolunu sonra sol kolunu düğmelerini iliktirecek. Her şey bitecek bir tamam. Ardından pantolonunu alacak ondan sonra giyinecek. Giyinmek bu. Zevk ehli. Dinde zevk ehli olmak. Bunlar normalde sufilik için. Şimdi böyle bir öz eleştiri olacak. Ne yazık ki bizim toplumumuzda sufilik başka kıyafete büründü. Yani katı, acımasız, böyle zevkten yoksun, renkten yoksun, ondan sonra ne bileyim kılık kıyafetini bilemeyen, tanıyamayan, hayatta böyle bir tat almamış, lezzet almamış, mutsuz, karamsar, ne yediğini ne içtiğini bilen, böyle işte ehli zevk olmayan insanlar sufiliğin içindeler. Veya bir tarikat görüyorum ben. Bakıyorum adama. Nereye bağlısınız diyorum ben. Filanca diyor. Allah muhafaza etsin diyorum. Sufilik zevktir. Sufinin evine gittiğinde gösteriş değil, zevk vardır. Sufinin kıyafetinde gösteriş değil, zevk vardır. Sufinin yemesinde, içmesinde, sohbetinde, muhabbetinde, yürüyüşünde zevk vardır. Din, zevk alanların içinde büyür. Medeniyet, böyle dini ve kültürel meselelerde zevk alanlarla kurulur. Medeniyet ketum, acımasız, kaba, ne konuştuğunu, ne ettiğini bilenlerle kurulmaz. Siz şimdi Irak'taki IŞİD'le bir İslam medeniyeti kurabilir misiniz? Siz orada dolaşan o ne IŞİD'in bağlı olduğu daha önce neydi? El-Kaide. El-Kaide ile siz bir İslam medeniyeti kurabilir misiniz? Mümkün değil. Yani ben İslam devletinin lideri olmuş olsam ben derim ki bunlar İslam değil, uzak durun bundan. Onlara savaş ilan ederim ben. İslam devletinin başında olacağım. Onlara savaş ilan ederim. Onlar kurulacak olan bir medeniyeti baltalayan insanlar şimdi. Böyle bir İslam medeniyeti yok. Sakın ha kafanızdan böyle bir şey oluşturmayın. İslam medeniyeti bunun üzerine bina edilmez. Yani bir İslam medeniyeti kurulmuş veya Osmanlı medeniyeti kurulmuş diyelim. Biz İslam medeniyeti dersek şimdi
Osmanlı'nın hatalarını, kusurlarını da İslam'a mal ederler çünkü. Bir Osmanlı medeniyeti kurulmuş. Bu Osmanlı medeniyeti kurulurken onun bir ayağında Hazreti Mevlana var. Bir ayağında Yunus var. Bir ayağında Muhyiddin Arabi var. Bir ayağında Hacı Bektaş Veli var. Baktığımız zaman o Osmanlı medeniyetini medeniyet hale getiren dört tane büyük kutup var. O dört tane büyük kutubun üzerine kurulmuş medeniyet. Baktığınız zaman gittikleri yere tekkeler yapmışlar, medreseler yapmışlar. Avrupa'da hala da din ayaktaysa o medeniyetin yüzü suyu hürmetine ayakta. Biz Meko'dan şeye gittiğimizde, Bosna'ya gittiğimizde gerçekten bütün tekkeleri ayakta duruyor adamlar. Ve adamlar naif, yumuşak, latif adamlar. Yani zannedersiniz ki ya burada İslam başka türlü yaşanmış. Ve komünizmden çıkmış adamlar. Komünist baskıdan çıkmışlar. Adamların yüzünde tebessüm eksik olmuyor. Allah daha iyisin inşallah. O yüzden zevk sahibi olmak burada işte heva hevesten zevk sahibi olmak değil. Helal dairede helalı işlerken dahi zevk ehli olmak. Yani yemeğe başlarken tuzla başlamak. Nasıl sabra yönlendiriyor seni? Serinomiye yönlendiriyor. Yemeğe başlarken tuzla başlıyorsunuz. Serinomi. Tuzdan sonra eğer normalde oruçluysanız hurmayla başlıyorsunuz. Oruçlu bir kimsenin yemek başlangıç serinomisiyle oruçsuz kimsenin yemek başlangıç serinomisi aynı değil. Oruçluysan besmeleyi çekip önce hurmayla açıyorsun. Ve üstüne su içiyorsun. Ondan sonra üzerine hafif yemekler yiyorsun. Bir serinomi. Daha ilerisini söyleyeyim. Hiçbir evde uygulanmayanı. İftar açtıktan sonra akşam namazını kılıyorsun. Yemeğe dalmak yok. Yani iftar ettin, işte örneğin işte 3 hurma, 5 hurma, su, evde bir de bir tas yemek var. Hiç önemli değil. Arada namaz kılıyorsunuz. Arada akşam namazını kıldıktan sonra yemeğe oturuyorsunuz. Serenomi, bu bir zevk. Biz bunu yaparsak böyle sünnet işlemiş oluyoruz aynı zamanda. Eğer oruçlu değilsen o zaman tuzla başlıyorsun. Yine tuzla başlayaraktan yemeği yiyorsun. Çok çiğnemek sünnetten. Arada sohbet etmek yemek yerken sünnetten. Yemekte sohbet etmek sünnet. Aile fertlerinin yemekte sohbet etmesi sünnet. Serinomiye bakın. Bu bir zevk. Yemeği karın doyurmak için yemiyorsun o zaman. Yemek aile fertlerinin toplandığı bir sohbet olmuş oluyor. Aile fertlerinin birbirleriyle konuştuğu, birbirleriyle oturup sohbet ettiği bir sohbet anı, bir serenomi olmuş oluyor. Bu bir zevk. Benim gibi değil, güldür 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 diye derse yetişeceğiz. Örnek. Kendimden örnek vereyim. Yok, bu işin zevki değil mi? O serenomilere dikkat edin. Zevk ehli olmak bu. Zevk ehli olmak. İşte bazı Hristiyanlar, zevk ehli Hristiyanlar, o vezirin anlattıklarında bir acılık karışmış olduğunu hissettiler. Zevk ehli olan hissedecek. Benim anne dedem var, sade kahve hastası. Şimdi gençler bilmezler böyle divan var. Divanın altında bir sele var. Selenin altında ispirto, cezvesi, bilmem nesi, kahvesi, her şey onun içinde. Hemen anneannem de kısmı felç geçirmişti zaten. Böyle hoş. Önceden de oradaydı da. Anneannem oradan çıkarıyor şimdi şeyi. O takımı oradan komple. Dedemin hafiften su ısıtılıyor. Dedemin gözünün önünde
O cezve bir çalkalanıyor. Ondan sonra fincanın içine konuluyor, o da çalkalanıyor. Ardından sade kahve pişiriliyor. Dedem önceden kahve fincanları saplı değil. Saplı kahve fincanı bize Avrupa'dan gelme. Saplı kahve fincanında dahi ne var? Üçlü testis inancı var. Onlar kahvenin sapından tutarlar. Üç tane. Yani dikkat edin. Bu serçe parmağıyla yanındaki parmağını ayırırlar kahve içerken. Kahvenin tutuş şekli budur Avrupa'da. Saplı kahve içen kimsenin kahve fincanını tutuş şekli bu olması gerekir. Avrupa'yı tutuş budur. Osmanlı sapsızda içer. Bu hilaldir. İslami simgedir. Bunu bilmez kimse. Öncekilerin kahve fincanları sapsız. Saplı kahve fincanı Fransa'dan geldi bize. Fransa'dan gelinceye kadar bizde saplı kahve fincanı yok hiç. İşte o kahve fincanının da içine çalkalanır, dedemin kahvesi olur. Dedem kahvenin içerisine muhakkak iki yudum, iki damla, üç damla kahve böyle bir mesafelidir. Soğuk su konulur üzerine. Telvesi çöksün diye. Ardından dedem bir yudum alır. Bakar, şeker bulaşığı varsa, de ki de şeker ata de, bunda şeker bulaşığı var der. Bu anneannemi kıramadığı için öyle söylüyor. İzmir'e düğüne gittik. İzmir'de basmanede kim dinler Kuyucu Mehmet Efe'yi? Dedeme sade kahve söylediler. Dedem büyüdüm işte, bunun içinde şeker var dedi. Oradan haydi garson bilmem ne girdi devreye, şeker vardı yoktu. Dedem haydi atıyor dedem elini. Ondan sonra biz haydi biz ayağa kalktık bu sefer. Garsona da şey dedik, otur oturduğun yere, özür dile, bir tane daha sade kahve yok, yoksa dedim kurşuna dizecek hepiniz için burada. Böyle baktı, dizmesine de gerek yok dedim, şimdi bir işaret verse önce biz vuracağız dedim. Kahveyi değiştir, çalkalayın fincanı da, cezveyi de, ocaktan, hacı baba çalkalıyorum bak. Dedem büyüdüm aldım, olmuş şimdi dedim, zevk sahibi. İçmiyor öbür türlü. Bunu içiver. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Tarih yazmamış. Dinde zevk sahibi de olmak da bu. Ya abdesti öyle paldır kül alıver. Almaz o. Yemeği paldır küldür ye. Yemez. Zevk sahibi. İşte böyle o zevk sahipliler tatlarını bilirler, her şeyin tadını bilir. Ağzının tadını bilmek değil, her şeyin tadını bilmek. Yoksa herkes ağzının tadını bilir. Yok. Bu tatları bilmek. Değişik tatları anlamak. Değişik tatları bilmek. Zencefille zerdeçalın arasını ayırt etmek gibi bir şey bu. Tattan ayırt etmek gibi. Allah biz onlardan eylesin. O garez de karışık latif sözler söylemekte. Gül sulu şeker şerbetinin içine zehir dökmekteydi. O garez de karışık latif söyler söylüyor. Yani bir kimse birisini aldatacak ya, o aldatan kimse güzel sözlerin içerisine kinayesine şeyler koyuyor. Analiz bu da size analiz bunlar. Birisi konuşuyor harika, içerisine kinayesine noktalamalar yapıyor. Birisi konuşuyor bunu ben de yaparım. Açık. Araya noktalarım ben.
noktaladıklarım anlar bunu. Bu normalde latif sözlerin içerisine bir de garezine konuşmak vardır. Kinayesine konuşmak vardır. Latif sözlerin arasına saptırıcı konuşmalar vardır. İyi konuşmacılar, demagoglar bunu yaparlar. Araya sıralarlar. Mesela böyle ben bazı siyasetçilerin konuşmalarına bakarım. Mesela Allah rahmet eylesin, Erbakan Hoca konuşurken araya ayet hadis meali sıkıştırırdı. Ancak ayet hadis mealini bilenler onu anlayabilir, çözebilir. Öbür türlü anlayıp çözemez. Demokrasiden konuşurken bir gün hayret etmiştim öyle. Araya öyle bir ayet ve hadislerden döktürüyor ki millet zannediyor ki o demokrasiyi anlatıyor. Halbuki o konuşmada ayet hadis anlatıyor. Bazen aynı şeyi şimdi Cumhurbaşkanı oldu. Tabi onun talebesi. O da aynı şeyleri yapıyor. Mesela iyi bir ayet hadis bilen bir kimse Cumhurbaşkanı'nı konuşurken cımbız da ayıklayabilir ayetle hadisleri. Bunlar normalde konuşmacıların üzerinde olması gereken özellikler. İşte vezir de aynıydı. Bu din adamlarının içerisinde de vardır. Bu Müslümanların içerisinde de var. Ben televizyonda dinliyorum. Televizyonda dinlerken serpiştiriyorlar araya. Mesela bir tanesi diyor ki bu reenkarnasyonu savunur gibi yumuşak geçiş yapıyor. Diyor ki mahşerdeki vücudumuz aynı vücut olmayacak. Bu da bir reenkarnasyon değil mi deyip kılçığı atıyor ortaya. Ben de diyorum ki hain bu adam. Reenkarnasyonculara şimdi diyorum ben bu kırmızı öpücük veriyor. Reenkarnasyonculara veriyor. Yani o herkes şöyle düşünüyor zayıf gönüller. Aha profesörler karşıdaki algı o olacak. Koca ilahiyat profesörü reenkarnasyon var dedi. Ona desen ki sen reenkarnasyon var dedin, o diyecek ki iftira atıyorsunuz bana. Ben öyle demedim. Zahiren doğru mu? Evet. Ne yaptı? Ama o bir kılçık attı. Dedi ki mahşerde aynı vücut olmayacak, bu da bir reenkarnasyon değil mi diyecek. Halbuki reenkarnasyondan algılanan şu anda ne? Vücut öldükten sonra ruhun tekrar başka bir vücutta, dünyada var olması. Ama onu öyle söylemeyecek. İşte din alimleri, din profesörlerin de, alim demeyeyim de din profesörü diyeyim onlara. Türkiye için söylüyorum onu. O din profesörler de aynı şeyi yapıyorlar. Devam ediyoruz. Zehir döküyorlar yani. Sözünün dış yüzü, zahir. Yolda çevik ol diyordu. Sözünün dış yüzü ne demek? Yolda çevik ol. Ama ardından da cana gevşek ol demekteydi. Zıtlıkları sergiliyor. Diyor ki yolda çevik ol, hareketli ol, hızlı ol. Zamanın yok. Her nefes senin için geçici. Öbür taraftan da diyor ki Allah'ın alacağı ibadet değil mi? Bir taraftan diyor ki orucunu dosdoğru tut. Aman orucunu kaçırma. Öbür taraftan diyor ki, ya Ağustos'ta oruç tutulmaz ki. Ya Allah'ın orucu değil mi? Kışın tut sen. O Rahman Rahim değil mi? Kabul eder. Çok makul, öyle değil mi? Bir taraftan diyorsun ki, orucunu sımsıkı tut Ramazan ayı gelince. Öbür taraftan da diyorsun ki, ya Allah'ın istediği oruç değil mi? Bunun gibi. Gümüşün dışı ak ve berraksa da el ve elbise ondan katran gibi bir hale gelir. Bazı şeyler vardır, görüntüsü sizi aldatır. Gümüşe bakarsınız, aa ne kadar güzel, apakça. Elinizi sürdükçe alın, elinizin karardığını görürsünüz. Gümüşü alın, üstünüzü sürün gümüşü beyaz elbisenin üzerine, beyaz elbiseyi kararttığını görürsünüz. Bunu fark edemezsiniz ama. O sizin elinizi yavaş yavaş karartır. O sizin elbisenizi yavaş yavaş karartır. Bazı dışı parlak, güzel olan şeyler vardır ki onların karartılığı zamanla çıkar. Onların çirkinlikleri, onların bozuklukları, onların haysiyetsizlikleri, şerefsizlikleri, onların din bozuculukları zamanla çıkar.
Bu insanların içerisinde böyledir bu. Zaman büyük ilaçtır çünkü. Kimin nerede satacağını, kimin nerede bulacağını, kimin nerede ne yapacağını zaman gösterir insanlara. Zaman büyük ilaçtır bu noktada. Çok büyük ilaçtır. Ama bakarsanız bazı şeylerin dışı apakçadır, parlaktır. Dışı benim gibi beyaz sakallıdır, harikadır. Dışı çarşaflıdır, harikadır. Dışı böyle şalvarlı, cübbeli, sarıklıdır, harikadır. Harikadır. Yüzü o kadar yumuşaktır, o kadar tatlıdır. Hadis-i şerif var. Ahir zamanda öyle diyor, parlak, güzel yüzlü işte erkekler çıkacak. Bunlar diyor, sizin dilinizden konuşacaklar. Ama ümmetin parasını ütecekler diyor. Bunun gibi. Böyle gümüş gibi dışı ak akacak. Ama zaman içerisinde kirleten, karartan, zaman içerisinde bozan, zaman içerisinde deforme eden, zaman içerisinde ne yazık ki ihval eden bir hal var. Bu bütün dinlerin içerisinde olmuş. Bütün dindarların içerisinde olmuş. Bütün dava adamlarının peşindeki insanlarda olmuş. Olmuş bu. Bütün felsefecilerin yani inanış noktasında hepsinin içinde olmuş. Bu en büyük hastalık bu. İnsanoğlunun içerisinde büyüttüğü, insanoğlunun kendi içinde büyüttüğü hastalık. Ve ne yazık ki bunu önlemenin yolu çaresi yok. Bunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de yaşadı. Cihada gelmeyenler oldu, geri dönenler oldu. Münafıklar oldu içinde. Bunu değiştiremiyor hiç kimse. İsa aleyhisselamın zamanında oldu. İsa aleyhisselamı satan yanındaki havarisi. Yanındaki havarisi sattı. Yanındaki havarisi gitti 3-5 kuruşa. Ölenlerin gözüne para koyarlar ya şimdi. Paraya sattı demek. Gözünü para doyursun senin demek. Gitti bilmem kaç altına sattı ya İsa aleyhisselamın yerini bildirdi. Musa aleyhisselamı kavmi kendisi yapayalnız bıraktı. Dediler ki biz seninle savaşıcı değiliz. Git Allah Allah sen kendin savaş. Yanındakinden bıraktı. Bir başkası değil. İbrahim aleyhisselamın mancılık ipini kesen komşusuydu. Onun sofrasından kalkmazdı hiç. Her gün İbrahim aleyhisselama misafir gelir. İbrahim aleyhisselam da onu her gün davet ederdi. Bu böyle kötülemek için değil, bir kimsenin kavmini alaşağı etmek için söylediğim bir söz değil. Bir rivayet var ki işte zamanın esmer vatandaşı. Hatta yıllar sonra gelir İbrahim Aleyhisselam'ın kapısına tekrar İbrahim Aleyhisselam hicret edince göçer. Bir rivayette Mısır'a göçer. Mısır'a göçtükten sonra o yolcu o ki o gelir onu yedirir, içirir, hamamda bir güzel yıkar, yeni elbiseler verir, eski elbiselerini yıkar. Bir gün, iki gün, üç gün o da kendi kendine düşünürmüş. Herhalde İbrahim ihtiyarladı, beni tanımıyor galiba diyormuş. Üçüncü gün dayanamamış. Demiş, ey İbrahim beni tanıdın mı? Tanıdım demiş. Ben kimim? E demiş, sen Urfa da benim komşumdun. İpimi kesen dememiş bakın. Benim komşumdum. Ama demiş, ben mancılık ipini kestim seni. Onu bilmiyor musun? Biliyorum demiş. Hiçbir şey demedin ya İbrahim. Allah müsaade etmeseydi demiş, kesemezdin ki. Ne kadar teslim. Biz şimdi birisi bize bir laf söylese kafasını uçuruyoruz onu. Hiç unutmuyoruz. Değil mi? Allah bizi affetsin. İşte kimisinin gümüş gibidir, dışı aktır. Zamanla sizi karartır. Zamanla ifsad eder. Zamanla sizi yoldan çıkarır. Zamanla sizin renginizi bozar. Zamanla sizin düzeninizi, sisteminizi bozar. Zamanla cemaati bozar. Zamanla evi bozar. Zamanla sülaleyi bozar. Evet. Çok böyle masum görünür. Allah muhafaza eylesin. Ateş kıvılcımlarıyla kızıl çehreli görünürse de onun yaptığı işin sonundaki karanlığa bak. Ateşe bakarsınız bir anda aydınlatır ortalık.
Bir anda ısıtır ortalığı. Ama bir an sonra ne olur? Arkaya bir karanlık miras bırakır. Artık karartır ortalığı. Hiçbir şey kalmaz. Yıldırım bakışta saf bir nurdan ibaret görünür. Fakat göz nurunu çalmak onun hassasıdır. Yıldırıma bakarsınız, bir an ne yapıyor? Nur gibi parlıyor, çakıyor. Ama siz ona dikkatli, devamlı bakarsanız, sizin gözlerinizin kör olmasına sebep olur. Bir anda ne olabilir? Gözünüz körelebilir. Allah muhafaza eylesin. Vezirin sözleri uyanık ve zevk sahibi olanlardan başkaları için bir boyun halkasıydı. Uyanık ve zevk sahiplerinin dışında olanlar için bir boyun halkası. Yani vezir anlattıklarıyla, yaptıklarıyla onları kendisine bağladı. Ve onların boyunlarına bir halka taktı. Onların boyunlarına, tabiri caizse ağızlarına bir gem vurdu. Onlara bir tane çilbir vurdu. Hepsini onların kendisine bağladı. Kendisine. Bakın, şeyh gibi görünen insanlar vardır. Dervişleri kendilerine bağlarlar. Zakirler vardır, çavuşlar vardır. Dervişi kendisine bağlar. Hocalar vardır. Cemaatin üstünde. Dervişleri, talebeleri kendisine bağlar. Talebe veya mürit o hoca ne diyorsa alır kabul eder, bir mihenge vurmaz. Bu çok tehlikeli bir noktadır. Bu bütün dinlerin içerisinde dindarların anlayamadığı, düştüğü en büyük oyunlardan birisidir. Siyasi partiler partidaşlarını şahsa, kendisine bağlarlar. Hocalar talebeleri kendisine bağlar. Şeyhler müritleri kendisine bağlar. Ne kadar cemaat oluşum var ise büyük bir çoğunluğu hepsinde kendilerine bağlarlar. Oysa din Kur'an sünnettir. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin halifeliğinin ilk icraatı Halid bin Velid'i Genelkurmay Başkanlığından almaktır. Savaştadır hem ordu. Der ki herkes şöyle düşünmeye başladı. Gerekçesi de şudur. Halid bin Velid'in komutasındaki ordu galip gelir. Galip getiren Allah demezler. Der ki buradan şirki önlüyorum ben. Bakın Hazreti Ebubekir Efendimizin komutanını alıyor. Onun komutanı. Ve savaştalar. Ve onun komutanını alır. Bağ yok. Neydi? Hikayenin en başında 35. beyit neydi? Ey oğul bağı çöz. Ne zamana kadar altına ve gümüşe bağlı kalacaksın? Bağı çöz. Dikkat edin. Bir kimse kendi şahsına, kendi nefsine, birisine bağlıyorsa tehlike var. Ben Şeyh Efendi'yle görüşeceğim. Zakir'le görüşmedikten sonra Şeyh Efendi'yle görüşülürmüş mü? Eyvah! Eyvah ki eyvah. Bağı çöz. Bağı çöz. O zakir herkesi kendisine bağlıyor. O çavuş kendisine bağlıyor. Al kardeşim şeyhin orada istediğin zaman görür. Orada. Bağı çöz. Hür ol. Hür ol. İşte vezir herkes öyle şeyler yapıyordu ki herkesin boynuna da
bir boyunduruk koymuştu. Allah bizi muhafaza eylesin. Vezir padişahtan 6 yıl ayrı kaldı. Bu müddet zarfında İsa'ya uyanlara penah oldu. Vezir padişahtan 6 yıl ayrı kaldı. Bu arada da ne yaptı? İsa'ya uyanlara hizmetçi oldu. Penah oldu demek o. Hizmetçi oldu. İsa'ya inananların içinde yaşamaya başladı. Onlardan gibi davrandı. 6 yıl. Sufiler buna 7 yıl der. Eski sufiler. Bir kimse bir yerde 7 yıl durursa 7 yıl içinde çıkar koyası meydana derler. Ben gülerdim onlara. Hatta bir gün öyle dedi birisi. Neden gülüyor Mustafa Efendi dedi. Bu sizin zamanınızdaki sufilermiş dedim ben. Ya dedi. Vallahi 70 yıl sonra da patlayan çıkar dedim bundan sonra. Ya nasıl? Basmayan mı? 70 yıl sonra da dedim patlayan olur dedim. Bunda dedim şey yok. Sizin dervişliğinizin zamanındaymış o dedim. Çünkü o zaman dervişlik gerçekten zor. Basılıyorsun, götürülüyorsun. Kimse selam vermiyor. Herkes uzak duruyor. Kimseye tebliğ edemiyorsun. Kimseye anlatamıyorsun. Problem ki problem. Halk umumiyetle dinini de gönlünü de ona ısmarladı. Bu sefer insanlar dinini de gönlünü de ona teslim etti. Dinini teslim etti. Din Kur'an ve sünnettir demedi. Din Şeyh Efendi'nin dediğidir dedi. Din Kur'an ve sünnet demedi. Din Hoca Efendi'nin dediğidir dedi. Din Kur'an ve sünnettir demedi. Din parti liderinin dediğidir dedi. Hizipçilik. Ve o hizipte sadece kendi hizbini haklı görmek. Veyahut da ayrımcı bir mezhepçilik. Veyahut da ayrımcı bir meşrepçilik. Allah muhafaza eylesin. Onun emir ve hükmü önünde herkes can feda ediyordu. Öyle bir hale geldiler ki herkes onun emrine, onun sözüne canını feda ediyor. Ve bir gün padişahla onun arasında haber gidip geliyordu. Padişah ona gizlice vahiyetlerde bulunuyordu. Bir de haberleşiyorlar onlar. Ve padişah da ona gizlice vaatte bulunuyor. Nihayet muradının hasıl olması, Hristiyanların toprağını yele vermesi için padişah dedi ki, ey devletli vezirim, vakit geldi. Kalbini gamdan tez kurtar diye mektup yazdı. Vezir de padişahım, işte şimdicik İsa dinine fitneler salma işindeyim diye cevap verdi. Ve Hristiyanları 12 kısma ayırdı. Bu 12 enteresandır. Bunu çözeceğiz ya. Ben herkesin, daha doğrusu kimsenin cesaret edip konuşamadıklarını konuşayım biraz. Musevilikte 12 yol vardır. Bu Musevilikteki en 12 yolu Museviler İsa İseviliğe de kurarlar. Hani meşhurdur ya, Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Musa aleyhisselam Firavun'un zulmünden kurtulmak için denizde yürümeye başladığında 12 yol açılır. Çünkü Musa'nın kavmi 12 kavimdir. Ve kavmi der ki biz öbürkünlerle beraber gitmeyiz. Yani bir yoldan giden öbür yolda olanla gitmez. Bu sefer 12 tane yol açılır denizden. Musa aleyhisselam der ki hadi yürüyün. Onlar yola girerler derler ki yürümeyiz ya Musa. Neden? Biz birbirlerimizi de görmek istiyoruz. Ya sen birimizi helak edersen yolda, yok edersen. Bu sefer Musa aleyhisselam bir daha asasını vurur denize. 12 yol, 12'si de birbirini görür. Şimdi burada Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri İsim belirtmemiş bu vezirden konuşurken. Ama bu veziri ben Pavlos dedim ya. Ben kendimce bunu Pavlos'u yordum. Çünkü Pavlos
İsa Aleyhisselam'ın havarilerinden değil. Bazı rivayetler var havarilerle konuştuğuna dair, o da tam değil. Ama bir iyi bir Musevi kendisi. Ve aynı zamanda Musevi edebiyatçısı ve tarihçisi. Ve kendisini Museviliğe adayan bir kimse. Ve ardından Hristiyanlığın içine girip Hristiyanlığı darman tas eden bir kimse. Ve şu anda Vatikan, Pavlos Vatikanı. Vatikan'ın bütün işleyişi ve dini inanışı Pavlos Vari. Anglikan Kilisesi Pavlos Vari değildir. Veyahut da Protestanlar da şey değildir, Pavlos Vari değildir. Ama bu Pavlosçular geri kalan hepsinde zaman içerisinde küfrüne fetva verip hepsinde yok etmeye çalıştılar. O yüzden Pavlos Hristiyanlığı diğer Hristiyanlıkları da kabul etmez. İşte Musevilikteki 12 yol Hristiyanlığın içine de girer. Ve Hristiyanlıkta da normalde 12 yol oluşur. Bu 12 yolun oluşması da Pavlos'tan kaynaklanır. Ve ondan sonra zaten bir sürü İncil çıkar ortaya ve herkes kendi ilginin peşine düşer ve herkesin o İncil'leri kendilerince haktır ve diğer İncil sahiplerine hep zaman içerisinde savaşırlar ve Hristiyanlar bir taraftan mezhep savaşları, bir taraftan Yahudilerin ona zulümleri altında inim inim inlerler. Ne zaman Roma Hristiyanlık dinini resmi din haline getirir, Hristiyanlar bu sefer biraz kendilerine gelirler. Bu sefer de mezhep kavgaları başlar. Bu 12 yolun, 12 Hristiyanlık tarikatının veyahut da algısının, anlayışının savaşları başlar. Şimdi geliyorum. Yavaş yavaş. Şimdi İslam dünyasının içerisinde de dinin içerisinde mezhep olması kadar doğal bir şey yoktur. Fıtridir mezhep olması. Bir meşrep olması fıtridir. Dinin içerisinde bir tarikat, bir yol olması fıtridir. Ama bunların aralarında savaş fıtri değildir. Bakın, aralarındaki savaş fıtri değildir. İşte Hristiyanlar da bu noktada İsa Aleyhisselam'ın zamanından sonra Pavlos'un bu noktadaki davranış biçimiyle 12 tane yola bölündüler. Her fırka bir emire tabiydi. Kendi beyine tamah yüzünden kul olmuştu. Herkes kendi beyine, kendi yolunun beyine, kendi padişahına kul olmuştu. Bu 12 emirler kavimleri o kötü vezire bağlanmışlardı. Ve bu 12 emir de ne yaptı? Bütün hepsi de o vezire bağlanmışlardı. Hepsi onun sözüne itimat ediyordu. Hepsi de onun mesleğine uymuştu. O öl der demez her emir hemen o anda ölürdü. Demek ki bunların hepsini ne yaptı? Kendisine bağladı. Ne kadar tabirler hiç yabancı gelmiyor değil mi bize? Hele Sufiler için hiç yabancı değil. Öl de ölür. Vezir her emirin adına birer tomar düzdü. Yani birer kitap yazdı. Bu vezir her emire birer tane İncil yazdı. Ve her tomarın yazısı başka bir olaydı. Ve her tomarda da ayrı bir olay anlatılıyordu başka bir taraftan. Ve İncilleri inceleyeniniz oldu mu bilmiyorum. Tabii normalde bir ara İncil 700'ün üzerine çıktı. 1000 küsur tane İncil olduğu söyleniyor. Bunlar İznik konsüllüğünde, İznik'te indirile 4'e mi 6'ya mı ne indirildi?
Nerede hocam? Kaça indirildi? Dörde efendim. Dörde indirildi. Dörde indirildiğinde bir tanesini dışarıda bırakmışlardı. O şimdi bazıları işte... Barnaba İncil'i mi? Efendim? Barnaba İncil'i. Barnaba İncil'i ile alakalı da böyle şeyler var. Ne o? Bir sürü senaryolar var ya Türkiye'de bulunduğuna dair ve Türkiye'de de merhum Allah rahmet eylesin Muhsin Yazıcıoğlu'na getirdiklerini, Muhsin Yazıcıoğlu da bunu normalde genel kurmaya götürdüğünü ama bir fotokopisinin bir ondan sonra resimlerinin, CD'lerinin kendisinde olduğunu, bunu normalde açıklamakla alakalı, üzerinde çalışma yapmakla alakalı bir çalışmaya, bir işe giriştiğini, bu işe girişince de Vatikan gizli örgütü tarafından şehit edildiğine dair şeyler var. Fısıltı gazeteleri var. Bunlar da tabii açıkça hiç kimse konuşamıyor. Sözde bunu bana anlatan böyle işte gelmişlerdi bana birkaç kişi sorun mahiyetinde. Haberiniz var, var dedim ben. Ya böyle bak dedim benim başkanımdı dedim ben. Gençliğimde dedim ihtilalden önce haberim var dedim ben. Ama dedim Barnaba İncil'in onda olup olmadığını bilmiyorum dedim. İşte CD halinde onda olduğunu, o CD de yanında olduğunu, işte bir kayıp çanta olduğunu. Bizde bir tür şeyler çok olur ya. Biz hikayeleştiririz ya, doğru veya yanlış bir şeyler buluruz ya. Bunun gibi şeylerin olduğunu ve o İznik konsülü zamanında oradaki toplantıda Barnaba İncil'i kabul edilmiyor zaten. Hatta oradan konsülden fetva çıkarıyorlar. Ondan sonra o Barnaba İncil'i elinde tutan ondan sonra papazın öldürülmesine dair ve onları aforoz ediyorlar. Bu da malum Antakya taraflarından gelme bir papaz. İşte o İncil'i görüldüğü yerde yakılması, görüldüğü yerde onun yırtılıp atılması olarak emirler verdiriyorlar. Ve sonunda o İncil işte saklanıyor, gizleniyor. En son işte millet korkusundan Muhsin Yazıcıoğlu'na götürmüş sözde. O da bunu genelkurmaya mı götürmüş artık ne mantıksa genelkurmaya gitmesi. Bir rivayette bir tek genelkurmayda var. İkincisi şeyde var, ne o? Muhsin Yazıcıoğlu'nda. Bu bilindiği için işte gerçeği herhalde Muhsin Yazıcıoğlu'nda. O yüzden katledildi diyenler var. Yani öldürüldü, şehit edildi diyenler var. Herkes bir şey söylüyor. Katledildi sözü hoş değildir, özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Cenab-ı Hak beni de affetsin inşallah. Bu yüzden şehit olduğuna dair söyleniyor. İnşallah. Şehitliğine inşallah. İşte bu noktada bir sürü İncil çıktı ortaya. Buradan almamız gereken ders, yani İncil 1000 tane olmuş, Tevrat 800 tane olmuş değil. Biz kendimize ders çıkaralım. İslam dünyası olarak, Müslümanlar olarak, müminler olarak biz kendimize ders çıkaralım. Evet, her birinin hükmü başka çeşitli. Bu baştan aşağıya kadar, baştan aşağıya kadar ona aykırıdır. Birinde riyazat ve açlık, yolunun, tövbenin rüknü, Allah'a dönüşün şartı yapmış. Birinde de riyazat faydasızdır, bu yolda cömertlikten başka kurtuluş yoktur demişti. Birinde demişti ki senin açlık çekişin, mal verişin, mabuduna şirk koşmadır. Gam ve rahat zamanında Allah'a dayanmak ve tamamıyla teslim olmaktan gayrı hepsi hiledir, tuzaktır. Öbüründe de demişti ki vacip olan hizmettir yoksa tevekkül düşüncesi suçtan ibarettir. Birinde dindeki emir ve nehiler yapmak için değil aczimizi bildirmek içindir. Ta ki onlardan aciz olduğumuzu görelim ve Allah kudretini bilelim, anlayalım demişti. Öbüründe de kendi acizini görme, uyan, kendine gel. O acizi görüş küfran nimettir. Kendi kudretini gör ki bu kudret ondandır. Kudretini onun nimeti bil ki kudret odur demişti. Birinde demişti ki bu ikisinden de geç. Nazarına her ne sığarsa put olur.
Ben dün akşam bunları böyle işte şey yazdım. Buraya kadar işte bugün ders. Şimdi baktım kendimce. Riyazat ve açlık yolunun tövbenin rüknü Allah'a dönüşün şartı yapmış. Doğru. Hazreti Mevlana'da 465'ten 474'e kadar olan bu beyitlerinde 10 beyitte sufiliğin bence ana temelini atmış. Kendimce öyle bir kenara çekildim. Dedim bir şeyi taşlarken bir şeyin temelini atmak. Şimdi birinde riyazat ve açlık yolunu tövbenin rüknü. Riyazat etmek. Bu sadece aç kalmak değil. Riyazat bütün haramlardan öte durmak. Ve tövbe etmek. Allah'a dönmenin şartı. Haramlardan uzak durma ve Allah'a tövbe etme. Yolun şartı. Cömertlik yolun şartı. Yani sadece riyazat yaptı, tövbe yaptı yetmedi. Ya o kimse cömertliği de yapacak. Devam etti. Ama yapmış olduğu ibadetlerden bağ yememek. Burada öyle bir müthiş kinaye sezdim ki dün gece. Ya bir kimsenin riyazatını, Allah'a inanışını ve Allah'a gidişinin önüne perde koymaması. Riyazat Allah'la o kimsenin önünde perde olmayacak. Açlık o kimseyle Allah önünde perde olmayacak. Cömertlik o kimseyle Allah önünde perde olmayacak. Yani o kimse cömertliğine güvenmeyecek. Riyazatına güvenmeyecek. O kimse açlığına güvenmeyecek. O kimse tövbesine güvenmeyecek. Bağ bu yani. Buradan bağ yemeyecek. Ben tövbe ettim falan yok. Veya ben aç kalıyorum. Ben riyazat yapıyorum. Ben şunu yapıyorum. Hani ey oğul bağı çöz. Bunlardan da bağı çöz. Bunları Müslümanların en büyük handikaplarından birisi, sufilerin en büyük handikaplarından birisi yapmış olduğu ibadetlerin Allah'ın önünde perde olması. Allah'la arasında ibadetleri katması, perde olması. Buradaki perde kastım. İbadetler amaç değil, araç. Allah'a giden yolda araç. İbadetler bağımız değil bizim. Veya yaptığımız yolun içerisinde çektiğimiz zorluklar, riyazatlar bağımız değil. Bunların hepsi de Allah'a yaklaştırıcı birer öge. Çok müthiş bir vurgu var burada. Senin açlık çekişin, mal verişin mabuduna şirk koşmadır. Eğer sen açlık çekmeyi, cömertliği önüne koyarsan şirkin olur senin. Bunlar seni Allah'a yaklaştırıcı şeyler. Bunlar senin nefsini terbiye edici şeyler. Bunlar senin Rabbin değil. Senin cömertlik senin Rabbin değil. Açlık kalmak senin Rabbin değil. Gam ve rahat zamanında Allah'a dayanmak ve tamamıyla teslim olmaktan gayrı hepsi hiledir, tuzaktır. Ve Allah'a dayanmak ve yaslanmaktan başka bütün her şey tuzaktır gerçekten. Allah'a dayanmaktan gayrısının bütün her şeyi nedir? Seni aldatır. Vacip olan hizmettir, yoksa tevekkül düşüncesi suçtan ibarettir. Evet, hizmet etmektir vacip olan. Allah'a hizmet etmektir, Resulüne hizmet etmektir, insanlara hizmet etmektir, yola hizmet etmektir, dine hizmet etmektir. Tevekkül edip oturmak gerçekten suçtur bu noktada.
hizmet etmek varken, hizmet elinde, hizmet edecek alanın var iken, hizmet etmeyip hizmeti düşünmek insana tuzaktır. Buraya da sohbete gelebilecekken evinde oturup ben sohbeti düşünüyorum, tefekkür ediyorum demek aldatmadan başka hiçbir şey değildir. Çünkü hizmet edecek gücün yok ise hizmeti tefekkür edersin. Hizmet edecek bir halin yoksa tevekkül edersin. Yapacak bir şeyimiz yokmuş dersin. Herkes işte arabasıyla bir yere gidiyor. Senin paran da yok, araban da yok. Sen kalmışsın. Sen dersin ki tevekkül ettim ya. Ne yapayım? Cenab-ı Hak bu noktada nasibim yokmuş. Der, tevekkül etmek o zaman o kimse için haktır. Yoksa bir yere bir işi yapmaya, bir hizmeti yapmaya, bir cihatta koşturmaya muktedir iken koşturmayan kimsenin tevekkülü hak değildir. O diyor suçtan ibarettir. Dindeki emir ve nehiler yapmak için değil, acizimizi bildirmek içindir. Evet. Dindeki bütün emirler ve nehiler bizim kulluğumuzu gösterir. Biz aciziz. Allah'ın bir şeye ihtiyacı yoktur. Biz acizizdir. Bizim ihtiyacımız vardır. Ve bütün emir ve nehiler bizim içindir. Allah için değildir. Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Ama biz onun kuluyuz. Biz aciziz. Bizim ihtiyacımız vardır. O yüzden Allah'ın kudretini bilelim, anlayalım diye Cenab-ı Hak emir ve nehirlerini indirir. Doğrudur. Kendi aczini görme, uyan, kendine gel. O aczi görüş küfranı nimettir. Bir taraftan da o var. Kendini o kadar aciz, hor ve hakir görme. Uyan. Cenab-ı Hak seni yeryüzüne halife olarak yarattı. Bu aleme halife olarak yarattı. Sen o aczini bil ama ve lakin sen yaratılış amacına uygun hareket et. Eğer yaratılış amacına uygun hareket etmezsen o zaman bu normalde Cenab-ı Hakk'ın sana vermiş olduğu kudret, kuvvet, ilim, mantık, aklı sen nankörlük etmiş, onun yolunda kullanmamış olursun. Kendi kudretini gör ki bu kudret ondandır. Kudretin onun nimeti bil ki kudret odur. Senin üzerinde her ne var ise de onu da Allah'tan bil. Hepsi de Allah'tandır. Kendini de ne yap? İlahlaştırma, tanrılaştırma. Kulluğunu ve azizini bil. Bu herkisinden de geç. Nazarına ne sığarsa put olur. Sen her şeyi tenzih et. Senin odur diye nazarına gelen, odur diye hayaline gelen, Allah budur dedin her şeyde put olur. O zaman hepsinde reddet. Allah'la alakalı kalbine gelen her türlü şekil şemal taayyünden çık. Taayyünsüzlükte taayyün aramak yok. Şekilsizlikte şekil aramak yok. Yönsüzlükte yön aramak yok. O zaman Allah zat olarak aklına, fikrine, kalbine ne geliyorsa hepsi de senin putun oldu, şirk oldu. Hepsini de at. Allah bizi onlardan eylesin inşallah. İnşallah. Ben zaten buraya kadar bunu yazmışım. Burada kaldık. Haçtan sonra inşallah devam edeceğiz. Sorularınıza da bakayım inşallah. Bir arkadaşım sağ elinin ve sol ayağının baş parmağına kına yakılmış vaziyette uyanmış ve bunun hayır mı şer mi olduğunu öğrenmek istedim demiş. Bu fiziki bir şey, manevi bir şey değil. Allah kullar hakkında hayır dilerse yaşayışlarında onlara yumuşak huyluluk nasip eder. Onlar hakkında şer dilerse yaşayışlarında kaba ve sert bir tabiat verir.
hadisi şerifi Münavi. Münavi kim bu? Kim yazdı bunu? Bu böyle eğer ki yumuşattık ve serttik daha doğrusu yumuşak huyluluk ve sert huyluluk Allah'ın insanların üzerine vermiş olduğu cebri bir hal ise Cenab-ı Hak birisini yumuşak birisini sert yarattıysa o zaman o kimsenin kendisinin yumuşatma kapısı kapalıdır ki bu cebriyedir. Bunu böyle algılamayalım da eğer Allah birisine lütfedecekse bu böyle hadis-i şerifin metninden oynamadan mana verelim. Bir kimseye Cenab-ı Hak yumuşaklık verecekse eğer bu noktada hayır murad ettiyse Cenab-ı Hak onun o yumuşaklık isteğini Cenab-ı Hak cevap verir, yaratır. Ve o noktada o kimseye yumuşaklığına yardım eder. Bu da olmadı yok. Kendi söylediğimi kendim içimden kabul edemedim. Yok, yok hayır. Ben ahlakın insanlar üzerinde cevri olduğuna inananlardan değilim. Bir kimse kaba sert huyunu yumuşak ve tatlılığa çevirebilir. Ben güzel ahlakı tamamlamak için indirildim diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Benim dini duruşum bu. Ya birisi o zaman ben kaba huyluyum deme hakkına sahip olur böylece. Allah beni kaba yaratmış, o yüzden de ben kabalık yapıyorum. Evet, eğer insana tarafımızdan bir nimet, rahmet tattırır da sonra bunu ondan çekip alırsak şüphesiz o ümitsiz ve nankör oluverir. Ama kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet hatırlatırsak mutlak kötülükler benden gitti diyecektir. Çünkü o şımarık ve böbürlenen biridir. Ayette anlatılmaya çalışan şımarık ve böbürlenen kimseyi anlatır mısınız? Benim. İnsanoğlu sonuçta üzerinden sıkıntı, dert, gam, kasvet giderse şımarık böbürleniyor. Ben yaptım, ben ettim, ben kazandım, ben hallettim diyor. Bu oluyor. Allah bizi affetsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilmi siyaset yapmış mıdır? Evet. İlmi siyaset nedir? Peygamber Efendimiz sahabeye ilmi siyaset uygulayıp öğretmiş midir? Evet. Allah'tan ilim talep ederken bu ilimden ne istemeliyiz? Bunu da isteyin. İlmi siyaset önemli. Mesela ilmi siyaset Ebu Cehil'e sen kafirsin demez hiç. Ne zaman iman edeceksin? Bir kimseye iman et dediğinizde siz onu kafirsiniz diyorsunuz aslında. Ama sen kafirsin desen o senin cephene alacak. Ama ona ne zaman iman edeceksin diyorsun. Sen kafirsin demek değil bu. Öyle geliyor. İlmi siyaset. Sen derviş değilsin diyeceğine, ne zaman derviş olmayı planlıyorsun? Veya sen tövbe etmiyorsun diyeni, gel tövbe edelim, ne zaman tövbe edeceksin? Birisine sen günahkarsın demek var, bir de birisine ne zaman günahlarından tövbe edeceksin demek var. İlmi siyaset. Türkiye'de çok eksik. Kadınlarda gene hiç yok. Erkeklerin büyük bir çoğunluğunda da yok. Bize şunu öğrettiler. Ya bu böyle matah bir işmiş gibi bunu öğrettiler. Ben onun yüzüne söylerim ya. Çok cesaretli ya. Çok cesaretli değil, çok kaba.
kabalığı cesaret zannettik. Kabalığı cesaret zannettik. Ben onun yüzüne derim ya, sen neden sakal bırakmıyorsun? Sana ne? Bana biri söyledi, sen neden sakal bırakmıyorsun dedi. Böyle baktım. Güldüm böyle, sustum. Sana diyorum dedi. Gençlik ya. Döndüm, sana ne dedim ben? Kaldı şimdi. İlham mı geldi dedim ben. Sor bu adama neden sakal bırakmıyor diye dedim ben. İlham ne o? Kur'an gelmiş dedi. Allah'ım Kur'an gelmiş. İyi dedim. Kur'an gelmiş de dedim, sana gelmemiş dedim. Nasıl yani dedi. Yok içinde sakal ayeti, ne yapacaksın dedim ben. Peygamberimiz bıraktı ya dedi. Kime söyledi dedim ben, sen ne zaman sakalını bırakacaksın diye dedim ben. Bu kaldı. Bak sana uğramamış bu meselede dedi. Bir daha karışma kimsenin sakalına. Öyle diyeceğine ne zaman sakal bırakırsın? Veyahut da sakalın güzelliğini anlat. Anlat. Sünnet olduğunu anlat. Sana ne? Adam MİT'te çalışıyor belki de. Devlet ona sakal bırak diyor, bırakıyor. Kes diyor, kesiyor. Kirli sakal bırak, kirli sakal bırakıyor. Devlet sen şeyh oldun şimdi diyor. Bırak sakalı git diyor. Sana diyor 10 tane de mürit göndereceğiz diyor. Otur oraya diyor. Bir bakmışım bir dergah tekke kurulmuş. 20-30 tane de mürit var. Uçuruyorlar adamı. Dinliyorsun. Allah Allah diyorsun ya. Bu işte bir şey var. Ya kendi kendine bir şeyler biliyorsun ya. Kendini öyle zannediyorsun ya. Diyorsun ya bunda bir şey var. Bir şey var. Hatta Allah affetsin. 96'larda oluyor bu. Dedim ya beni götürün şu şey efendi. Bursa'da oluyor bu. Dediler hani tabi olacağım mı? Olur mu tabi ya dedim. Ne olmayayım ben? Arkadaşlar topla. Yok dedim ben bir geleyim bir göreyim bir bakayım. Sonra arkadaşlara haber veririz biz dedim ben. Götürdüler. Bu Yıldırım tarafında bir yere götürdüler. Aşağıda. Bu o Doruk Hastanesi'nden ileride bir ev tutmuş da böyle altlı üstlü biz basılacağız diyor ödümüz kopuyor biz şeylerdeyiz ne o? Merdiven altındayız bodrumlardayız biz bir yer tutmuş da altlı üstlü kocaman ondan sonra gelen giden yiyen içen ondan sonra dersler şeyh efendiye baktım ben maşallah subhanallah dedim ya. Yani tam şey. Ondan sonra neyse tabii beni tanıştırdılar. Konuşmak yasak, soru sormak yasak, bir şey yapmak yasak, mübareği üzmek yasak, mübareğin gözünün içine bakmak yasak, mübareğe böyle dikkatli, dik gözlerle bakmak yasak. Bunları girerken söylüyorlar hep. Dedim bizim mübarek ne yumuşakmış dedim ya. Biz dedim sakalını okşuyoruz dedim ben. Gözünün içine bön bön bakıyoruz dedim ben. Adaba mugayyir tepsiden. Ben nerede diyeceğim ki ben dervişim filanca yere. Onların yasakları duyunca ben dedim tamam ya bunlar biz dedim hiç derviş değiliz. Dervişiz de demeyelim. Neyse adam geldi. Ondan sonra böyle oturuyor adamla bir şey konuşmak yok. Gençlik işte, cehalet. Biz hemen rabıta yapıyoruz şimdi. Allah'ım yarabbi. Rabıta yapıyor. Adam polis çıkıyor. Yok Allah'ım diyorum ya, benim abdestim mi bozuldu? Ulan halim mi bozuldu kendi kendime? Allah'ım bir daha rabıta yapıyorum, uğraşıyorum. Yok adam polis çıkıyor gene. Ulan ben dedim bir abdest tazeleyeyim ya. Dedim kalktım. Dedim ya müsaade edin ben bir abdest tazeleyeyim. Gittim bir abdest tazeledim. Oturdum. Gene hadi bakalım
bu makamları bağışladım içinden gene bir rabıta, gene polis çıktı. Ondan sonra Allah affetsin, hakkınızı helal edin. Ondan sonra zatlardan birisi geldi. Mustafa Efendi evladım, üçüncünde görüyorsun, hala da kendi gördüğüne de mi inanmıyorsun dedi bana. Allah'ım durdum kaldım, Allah dedim, o zaman burası polis. E durur mu Mustafa Özbağ? Yakalamış artık. Tak kafa gitti gene bizim. Aa baktım 4-5 tane daha içeride var amcalardan. He dedim, bunlar bir dergah kurmuşlar buraya. Bir tekke kurmuşlar. Yıl 96, 98, 28 Şubat patladı zaten. Bunlar ama sorru böyle şeyler, keskinler, böyle coşuyorlar. Sen biz zikrullah yapıyorlar. Allah 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 Allah. Bizimkiler zikrullah yapmıyor. Nerede bizimkiler? Ölü. Allah'ım. Sonradan bunlar ne kadar o Yavuz Selim'de ne varsa ondan sonra bütün her şeyi derlemişler, toparlamışlar, yazmışlar, çizmişler. E Yavuz Selim'de zaten mübarek yerde tabii ne kadar şey olacak. Oradaki hava belli, ne olacağı da belli. Ondan sonra sonuç çıkaramamışlar, bunu 2004'te öğrendiğini. Sonuç çıkarılmadı. Ama asıl şeyi, onların öyle teşkilattan olduğunu 28 Şubat'ta beni götürdüklerinde çözdüm. Bunların hepsi de mümkün. Allah muhafaza eylesin. Ya Allah. Neler yaşanıyor ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme güzel bir adam gelip şöyle dedi. Güzellik benim hoşuma gidiyor. Senin de gördüğün gibi o bana verilmiştir. Hiç kimsenin güzellikte benden üstün olmasını sevmiyorum. Ayakkabı bağı ve ayakkabının kırmızı tasmasından bile üstün olmasını istemiyorum. Şimdi bu kibir midir? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayır, kibir hakkı reddetmek ve insanları küçük görmektir. Evet, kibir hakkı reddetmektir. Farzları reddetmek, imanı reddetmek ve insanları küçük görmektir. İnsan en güzel ben olacağım diye uğraşabilir. Bu ayrı mesele. En iyi ben olacağım diye uğraşabilir. En bilgili ben olacağım diye uğraşabilir. En alim ben olacağım diye uğraşabilir. En iyi derviş ben olacağım diye uğraşabilir. Bu haktır. Buranın en üstünü ben olacağım derse bu kibirdir. Allah muhafaza etsin. 8 rekatlık nafile namaz kılarken 2'şer rekat olarak mı eda etmeliyiz? Yoksa 4'er rekat olarak mı kendi namazı vaktinde mi kılmalıyız? İkindi namazı vaktinde mi kılmalıyız? E muhakkak ikindi namazını vaktinde kılmaya gayret edin. Ama nafileleri 2-2 kılabilirsiniz. Birkaç gün önce alkol almış kimsenin nikahı kabul olur mu? Nikah alkol aldıktan sonra... Nikah alkol aldıktan sonra olduysa... İçkiliyken namaza, alkollüyken, sarhoşken namaza yaklaşmayınız demiş. Farz ibadetler yapılırken o kimsenin alkollü olmaması gerekir. Nikah da bu ibadetlerden birisidir. O yüzden bir kimse sarhoşken nikah yapmaması gerekir. Ama işte o nasıl namaz... Böyle o kimse alkol üzerinden etkisi geçtikten sonra namaz kılabiliyorsa, o kimsenin üzerinde de alkol geçtikten sonra nikahını kıyabilir. Namaz kılarken sünnetlerin yerine kazaları kılsak olur mu? Olur. Mutlaka sünnet namazları kılmak gerekir mi? İmam-ı Azam'a göre gerekir, diğerlerine göre gerekmez. O yüzden diğerlerine göre de bir kimse sünnet namazlarının yerine kaza namazı kılabilir. Cehri zikreden bir toplumun üzerine kıyamet kopmayacağını duymuştum. Bu doğru mudur? Evet.
dedikodu nedir? İki kişi isim vermeden de olsa birisi hakkında konuşsa ve oradaki üçüncü kişi de konuşan kişiye karşı zan beslese o da günah olur mu? Evet. Dedikodu birinin hoşuna gitmeyecek bir sözü bir başkasına aktarmak, laf dolaştırmak, Allah muhafaza eylesin. Seferi olmak için niyet etmek mi gerekir? Evet. Bir kimse ben buradan Ankara'ya gidiyorum diye niyet edecek. Ankara'ya gidiyorum diye niyet etmezse, Ankara'ya kadar gitse seferi olmaz. Hocam, yolda aklına gelse, niyet etmediğini yolda, yarı yolda öğrense aklına gelse. Niyet etmek şu, buradan yola çıkarken Ankara'ya diye yola çıktıysa niyet sayılır zaten. Bilet alsa Ankara'ya otobüs bileti niyet sayılır. Bu şuna benziyor. Ben buradan çıktım, işte Bursa'dan çıktım, ya bir hava alayım dedim. İzmit niyetim yok, Gemli'ye kadar gittim. Ulan Gemli'ye girecektim, ulan hadi girmeyeyim Gemli'ye şimdi dedim. Orhan Gazi'ye gideyim dedim. Ondan sonra Orhan Gazi'ye gittim, oradan coştum, haydi Yalova'ya geldim. Yalova'da da dururken coştum, kendi kendime hadi İzmit'e geldim. Niyet etmeden geldim, o yüzden seferi değil. Ama şeyden çıkarken normalde eğer Bursa'dan çıkarken İzmit'e diye niyetlendim çıktı İzmit'e gidiyorum dedim. Kendi içimden dahi dedim bir İzmit'e gideyim dedim sefere. Sıkıntı yok. Evet. 15 dakika buradayım. Cemil nerede ki? Ya Allah. Buranın cumasını yiyebilirim haberin olsun. Kesinleşmiş bir şey yok ama her an için cuma tacı çıkabilir. Ya da başka bir günü aktarabilirim. Hangi cuma buranın dersi? 26 Eylül olması lazım efendim. 26 Eylül. 27'sinde hacca gidiyoruz. Evet efendim. Kesinleşti mi? Kesinleşti. Saat belli değil ama 27 Eylül'de çıkışımız var. Bugün gönlümüze geldi zaten benim çıkış günü. Bir gün haç hazırlama olsun ben. Olsun efendim. Evet. Ben baktım çünkü tarihlere. Evet efendim. Ondan sonra şey... Gelibolu 21 var. Gelibolu 21 var. Hı hı. Ondan sonra 14'ünde pazarlar dolu zaten. Evet. Bu pazar İzmir'e gideceğim. Bir dahaki pazar şeye gideceğim. Ne o? Tekirdağ. Tekirdağ. Bir dahaki pazar da Gelibolu var. Evet. İzmir, Gelibolu. Pazarlar... Hayır yok. Baktım, hayır yok. Eyvallah. O yüzden yani dün gece baktım böyle, cuma baktım bir şeye geliyor. Son günü cuma geliyor. Yok, olacak bir şey değil. Not düşeyim. Anladım. Burada zaten bak şeyde. Fabi'nin. Baştan sorumlu devlet bakanı. Tamam mı hazırlıklar? Hazırlıklar tamam efendim. Sohbeti nasıl yapacağız efendim? Hani ya, İfrat Haç'ı ile ilgili. Evet ya, bir de onu da anlatmamız lazım. Efendim dün Halit'le istişare ettim. Hani dışarıdan gelecekler perşembe sohbetinden bir saat önce falan başlayabilir mi? Yani bununla ilgili. Bir daha gelemezler, gidemezler diye.
bakalım olabilir ya da şey de yapabiliriz. No, havaalanında bütün herkesi toplarım orada uçak bekleme zamanında. Nasıl olsa ihrama herkes havaalanında girecek ya. Efendim 22'sinde gidenler var yalnız. Ooo. İşçi vizesiyle gidenler 22'sinde kesinleşti. 5 gün önce çıkış yapacak. Ooo. Çalışacak olanlar 22'sinde gidecek. Evet, evet. Onlar için daha da zor olur ya ifrat açık. 5 gün önce gidecek daha açık. Zaten ifrat. İran'dan çıktıktan sonra çalışacaklar için bir sıkıntısı yok. Bir 5 gün fazlalığı var. Muş dervişler ne olacak ki ya? Olmuyorsa ne olacak? Dervişler bir şey olmaz. Bakalım o zaman onu bir şey yapalım. Evet. İnşallah. Cumartesi saat belli değil o zaman ha? Yok, belli değil efendim. Belli değil. Bu hafta belli olacak inşallah. Bu hafta sonu otellerin durumu gelecek zaten. Otellerde kaç kişini alacağız onu da size bildireceğim. Listeler çıktı şu anda bende. Pasaportunuzun vize fotokopisini de getirdim size. Bana ne getirdin? Ha yani. Hani çıkıp çıkmadığını garantilesin de. Sen Yakup Usta ya, sen ne diyorsun ya? Biz pasaportsuz Reyhanlı'ya giden adamız ya. Ne vizesi? Bizim elimizde pasaport yoktu. Biz pasaportları gönderdik Ankara'ya. Bize dediler ki, şu gün yola çıkın. Pasaportlar size Reyhanlı'ya gelecek. Biz elimizde pasaport yok, biz yola çıktık. Reyhanlı'ya gittik. Reyhanlı'da duruyoruz, daha bizim elimizde pasaport yoktu. Sabah oldu, biz yani gece vardık oraya, işte biraz şeye, ne o? Bir camiye ben girdim, kapı açık, sokak kapısı. Neyse ben şeye de, ne o? Caminin kapısını da ben Bismillahirrahmanirrahim dedim, bir şey yaptım, gıcırt açıldı kapı. Bizimkilere dedim, gelin. Yatıyoruz camide dedim. Biz açtık camiyi, girdik içeri. Ondan sonra vurduk kafayı caminin içinde yattık sabah namazına doğru kalktık abdest aldık namazı kıldık ben geçtim direksiyona ondan sonra ben şimdi böyle camiden aşağı doğru iniyorum böyle işte sabah aydınlanmak üzere durdum orada baktım işe gitmek için böyle hani yük taşıyacak belli adam hani böyle işçi yerleri var ya. Dedim buranın en iyi çorbacısı nerede? Dedi ki hemen buradan sola dönün sağ tarafta dediler. Gittim ben şimdi oraya normalde baktım daha yeni açıyorlar şeyi. İçeri girdim ulan gördüm dükkan burası dedim ama dedim ya gördüm de et vardı. Ondan sonra hayvan asılıydı. Ondan sonra işte şunu yapıyorlardı. Ben şimdi kendi kendim dükkan tamam ama içinde objeler eksik. Çorbaları içtik biz. Birer çorba daha ver dedim ben. Birer çorba daha içtik biz. Ve halbuki 3-4 çorba bile içeceğim ben. Yani adam bizi kovmasın oradan. Biz ikinci çorbaları içerken baktım ben gır 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 mezba arabası geldi. Kocaman hayvanı astı oraya dedim tamam. Dedim kaçta kebap yediriyorsunuz? Dediler ki 11'de başlıyoruz. Tamam dedim 11'de ilk müşteri biziz. Ondan sonra saat 11 miydi 12 miydi biz geldik. Tekrar oraya oturduk dedim hadi oturun bakalım. Bir kebap yedik orada. Ondan sonra adam biraz sohbet ettik. Adam dedi ya yani Allah yardımcınız olsun. Hani gidemeyeceğiz. Dedim üzmen kendini gideceğiz biz dedim ben. Öyle baktı. Dedim dönüşte de dedim sen de kebap yiyeceğiz hani. Dönüşte sen de yiyeceğiz kebabı. Velhasıl tamam biz şey yaptık. Öğlen namazını gene aynı camide. Müftü orada vaaz etti. Aldanıyorsunuz dönün geri diye.
Ondan sonra ezan okundu. Dedim hocam neden böyle dedim bilir bilmez konuştum. Böyle bak kaldı müftü. Dedim biz dedim Allah izin verirse gideceğiz dedim. Haber olur yerden geldi dedim ben. O yüzden Allah izin verirse gideceğiz dedim. Hacılar böyle orada kınlar böyle ağlıyorlar ben öyle deyince. Dedim sakin olun gideceğiz dedim Allah'ın izniyle. Dedim hep beraber gideceğiz üzmeyin kendinizi dedim. Saat kaçtı ya? 2'de pasaportlar geldi bizim. Ondan sonra. Bizim Mehmet Kuyucu meslekhanesine hiçbir şey yazdırmamış. Pasaport almaya gittiğinde orada takışmış memurla. Demiş hani yok benim mesleğim demiş. Neyse bu sefer meslekhanesi yazacak ya. Dediler ki meslekhanesi olmaz. Bizim Özden'i gönderdim ben. Özden de sakat. O gitti Antakya pasaport şubesine. Ondan sonra adamı tanımadığı halde demiş ya böyle böyle ben demiş şeyim ne o? Emniyet Koruma Derneği başkanıyım filan demiş. Gerçekten de öyleydi o. Haydi oradan o işi bitirdi yazdırdı geldi. Cenab-ı Hak nasip etti çıktık biz kendi arabamızla. Orada öğrendik araba ambulans olarak çıkıyormuş. Ambulansın içinde biz berberiz. Berber olduğumuzun Mekke şehir sınırında öğrendik. Tabii şeyde Mekke'de Arap polis bakıyor şimdi arabaya. Ha, bu arabaya ne bakıyor diyorum ben. Bir pasaportlara bakıyor, bir de arabaya bakıyor, bir bize bakıyorlar. Ondan sonra ben de bizimkinlere söylüyorum hiç konuşmayacaksınız. Arapça bilmiyor musunuz? Lafı karıştırmayın. Bize sordu, Arabi kelam hani var mı diye, ne yapayım Arabi kelam dedim ben ondan sonra. Dedi işte you speak English, ondan sonra ben dedim I not speak English. İngilizce de bilmiyorum ben, tamam mı? Öyle baktım şimdi. Dedim kelam-ı Rabbi malum. Kelam-ı Rabbi, hani böyle Rabbi ki hani. Rabça hani kelam. Ne? Rabbi kelam dedim. Rabbi kelam mafi mevcut sende yok mu yani tamam? Böyle deli hani bu. Öyle bakıyor bana. Baktı pasaport. Kirli hellak dedi. Lan kirli hellak deyince berber olduğumuzu orada öğrendim. Ne diyeceksin şimdi adama? Bakıyor. Kirli hellak. Yani külle hellak dedi birisi askıda zaten. Kaza yapmış ölümden döndü. Ondan sonra değnekler, alçılar, sargılar. Adam 7-8 tane hap yutuyor. Leyla gibi adam zaten. O, hellak dedi o. Kim onun kafasını şey yapacak? Adam bildiğiniz trafik kazasından çıktı. Hastaneden aldık biz onu. Allah'ım dedim ya. Ben Arapça bilmiyorum dedim ya. Duruyorum ben öyle. Baktı böyle tamam mı? Bir böyle hani bunlar böyle işte basit insanlar, deli insanlar da. Allah dedi biz hani. Biz dedik yolun sonu geldi, bizi almayacaklar herhalde. Bizi bir garaja çektiler arabayı. Bütün arabaları, yabancı plakaları oraya garaja çekiyorlarmış. Vallahi ne diyeyim ben o kadar büyük açık hava sahra garajı görmedim hiç bugüne kadar. Eşyaları indirdik otobüs durağına. Sonra bir otobüse bindik, Mekke'nin içine girdik. Sen üzme kendini biz az, pasaportsuz bile biz geliriz. Biz biletsiz yolcu getirdik. Mekke'den. Cidde'den. Bileti yok. Bizim kitap şey vardı ya, emlakçı Hacı Mehmet. Şeyin babası neydi o? Mehmet. Ha Hacı Mehmet. Yok bileti, karışmış bilet yok. Bildiğiniz bilet yok adamın. Dedim Hacı Mehmet abi sen sakin ol. Sen dedim akşama yenecek çorban varsa seni biletsiz bile götüreceğiz dedim ben. Sakin ol dedim ben. Kalırsak beraber kalacağız. Sen üzme kendini dedim ben. Sen sakin ol. Başladılar artık. Kapıları kapatacaklar. Ben bekle diyorum ona.
Bizim arkadaşlar gidiyor, herkes gidiyor, böyle bitti. Artık o böyle bir telaş fırtınası başladı. Ben boyuna dua ediyorum içimde. Bizim elimizde pasaportlar, biz koşturuyoruz böyle. Kapıları bize açıyorlar. Bizim elimizde pasaportlar yalnız. Ondan sonra şeye çıkışı vurdurduk biz. Çıkışı vurdurduk. Böyle gütür gütür çıkışı vurdular. Bilete bakacak ya. Bilete bakacak zaman yok. Biz uçaraktan gidiyoruz. Bizim bütün herkes okuyor bizimkine. Bütün herkes de bekliyor. Kalırsak kalacağız çünkü biz ikimizde. Birisi tutsa, baksa elimizdeki evraklara kalacağız biz. Koş Mehmet abi diyorum benim önümde. Mehmet abi nasıl koşuyor? 4x4 gibi. Biz otobüse attık kendimizi, Mehmet abi bembeyaz. Dedim Mehmet abi sakin ol. Sen dedim benim önümden hiç kaybolma, sen benim önümde dur, arkanda ben varım. Zaten otobüsten şeye geçtik artık, ne o? Uçağa geçtik, oturduk, uçağa gittik. Uçakta ayrı sendrom. Herkesin bileti o, normalde numaralarına otursa sırıtacak o. Sakın diyorum ben, sakın ha. Arkadaşlara diyorum alın aranıza bunu. Bizim arkadaşlar aldılar arasına. Bakarken o oraya oturuyor, o oraya oturuyor, o oraya oturuyor, o oraya oturuyor. Ya bir kişiye bir yer bulacağız yani. En son bir uçak yerleşti, oturdu herkes. Ondan sonra bir gençlerden birisine dedim git boş olan bir yere otur dedim. Hacı benim yanımda kalsın, sakinleşsin dedim, öyle kaldı. Yani bu mümkün mü şimdi Suudi Arabistan'a gidenler bilir, biletsiz bir adamı yolcuya şeye, uçağa almak. Üzme kendini. Şey efendi, Mustafa efendi nasıl yaptın onu? Ben bir şey yapmadım efendim dedim. Koş dedim Mehmet abi, koş dedim ben. Biz bir de geç kaldık ya, elimizde şimdi. Pasaportları görüyorlar elimde. Pasaport dedim. Mehmet abi pasaportu elinde tut diyorum ben. Hani elinde tut diyorum. Pasaportu görsün. Koş diyorum ben. Ondan sonra koşutturuyoruz biz onu. Öyle koştuk geldik. Akşamına Mehmet abi iftarı etti evde. Telefon açtım. Dedim çorbanı içtin mi? Vallahi evde çorba içtim dedi ya. Şimdi aklıma geldi dedi. Şimdi aklıma geldi sen deyince abi ya dedi. Vallahi çorba içtim evde dedi. Tamam dedim ya sana dedim akşama çorbada varsın Nazim'in geleceğini diye dedim. Yani üzme kendini, bizim nasibimiz varsa gideceğiz. Kim dedi ya bizim... Ya haberimiz olsaydı dedi, birer ambulans yazısı yazdırırdık dedi hani arabaya. Arabadakinden öğrendik ya şimdi, girdik Suriye'ye, araba ambulansmış. Döndüm ben şimdi. Dedim ambulans olarak çıkaran yazısını da düşünmüştür dedim. Dedik yok tabii kimseden. Ben Şam'da yolu kaybettim. Şam'ın içinde. Değiştirmişler yolları. Ben yolu biliyorum diye. Araba bendeydi. Yok ben yolu kaybettim. Ya bir an böyle yön filan kalmadı bende. Ben kaybettim. Kaybettiğimi de anladım. Dedim tamam. Ben kaybettim dedim. Bende öyle bir şey var. Böyle bir tık yaptığı zaman kalıyor. Ben tak çektim arabayı. Murtaza geç dedim ben. Geçti bu şimdi. Böyle baktım. Abim kaybettim dedim. Yön mön kalmadı bende. Hiçbir şey kalmadı. Sen geç arabayı dedim. Geçtim. Böyle bir kafamı yasladım. Allah'ım bana bir yol göster dedim ya. Bu adamlar bilmiyor, ben bilmiyorum dedim. Hiçbirimiz de yolu bilmiyoruz şimdi dedim. Yollar değişmiş dedim. Benim kafam gözüm karıştı dedim. Bana bir işaret gönder dedim. Kaldırdım kafamı. Önümde 34 plaka, aynı araba bizden. Murtaza bunu takip et dedim ben. Murtaza onu takip ediyor tabii. Bana döndü, efendim nereye gidiyor lan, ne yapacaksın nereye gittin? Takip et işte sen dedim. Biz bir tane 34 plaka arabayı takip ediyoruz. Beyaz. Onlar bize böyle bakıyorlar.
Biz kırmızı işte onlar duruyor, biz de duruyoruz. Onlar böyle yandan bize bakıyorlar. Ben hiç oraya baktım, elimde tespih. Bunlar gidiyor, biz arkalarından gidiyoruz. Tam onlar bize konuşmuyorlar, hiç selam vermiyorlar, bir şey yapmıyorlar. Biz de bir şey yapmıyoruz. Sonradan tabi ben de biraz Arapça, biraz İngilizce baktım böyle, işte biz sınıra doğru gidiyoruz belli. Dedim yok, tamam doğru yoldayız dedim ben, takip et. Biz tabi Suriye, tabi Suriye çıkışından, Suriye'den Ürdün'e geçtik. Ondan sonra Ürdün'den yürüdük. Ürdün'den tabi şeye gideceğiz, sabah artık böyle. Suud'a gireceğiz artık böyle işte. Sabah namazından önceydi. Onlar gene girdiler bir benzinliğe, biz de girdik Lambert arkalarından tabii. Takip ediyoruz adamları, şey yok. Nefes yok yani. Ondan sonra sabah namazından önce artık bunlar abdest filan oluyor herkes. Ben de arabanın içindeyim öyle işte, tesbih elimde. Baktım hacı gözlüklerini çıkardı, böyle gözlükleri de burada siliyor arabanın yanlarını. Ambulans yazısını böyle güzelce yerleştiriyor. O araba da ambulans çıkmış. Ondan sonra Nuri dedim ben. Nuri koşu koşu geldi. Şu hacıya git söyle. De ki dedim ben. Arabanın içerisindeki hacının selamı var. Fazladan olan ambulans yazılarını istiyormuş dedi. Nuri baktı. Nuri sen ne mi dedim ben? Koştu. Ondan sonra gitti şimdi onun yanında. Hacı böyle gözlüklerle bir baktı bana doğru. Ben tesbihe devam. Bakmıyorum ona. Demiş hacı nereden biliyor bende demiş fazla ambulans yazısı olduğunu. Vallahi bilmiyorum demiş. Tamam demiş, ben yapıştırayım. Getirir gelirseniz size veririm demiş. Allah Allah demiş ya. Şimdi Nuri'ye söylemiş. Ben de işte sipariş verdim. Neden bu kadar fazla yazdırdı adam? Hani adama 4 tane vermiş, adam 7 tane yazmış. Kendi kendine diyormuş ki neden fazla yazdı bu adam? Hani ne gereği vardı? 4 tane olacaksın, 7 tane. Bu işini hem siliyor bizim arabanın kenarını, bir de kendisi yapıştırıyor. Ben arabanın içindeyim yine. Çat çat şey efendinin şeyi, sünneti. Ben konuşmuyorum, ben bakmıyorum da çat çat çat. Ben zikrullah'a devam ediyorum. O böyle bakıyor şimdi bana. Ben hiç bakmıyorum ama. Bir güzel yapıştırdı 3 tarafını, ambulans yazısını. Gitti. Arabanın arkasından bir tane ambulans sireni çıkardı. Oraya koydu. Nuri dedim ben. Nuri koştu. Yani geldi. Söyle dedim, fazla sireni de versin bize. Gitti gitti. Nuri tekrar demiş fazla sireni de istiyor. Demiş ya arabadan las. Sonradan konuştuk. Demiş arabada ne var ne yok biliyor. Tamam demiş. Onu da gel. Biz sireni de koyduk. Çalıştın Nuri. Çalıştı. Tamam Nuri. Döndüm ona dedim. Aha dedim. Varmış mı düşünen dedim ben bir başkası. Kaldı. Ses yok. Hacı'ya dedim. Sen dedim önden git. Biz seni takip edeceğiz dedim ben. Bir sıkıntı olursa dedim, biz dedim teşkilatlıyız. İlk kelime o. Bende hiçbir sıkıntı olmaz. Benim aram sizin arabanızdan iyidir. Murtaza sen gene takip et abicim sen dedim. Öne geçme. Ondan sonra 30 kilometre gitmedik. Bu başladı yağ atma. Pat 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 gitmiyor bu. Murtaza diyor. Lan Laz diyor. Lan kim oturuyor burada bilmiyorum diyor. Lan kime ne diyor, sana ne diyor, arabanın iyiliğinden kötülüğünden diyor şimdi Murtaza. Şimdi Murtaza başına geleceğini de biliyorum. Murtaza'ya diyorum ki, Murtaza tamir etmek sana düşecek herhalde diyorum ben. Yok gitmiyor. Bir benzinliğe giriyorlar, biz de giriyoruz. Şimdi oturuyoruz biz, karışmıyorum ben şimdi. Karışmayın diyorum ben. Oruna uğraşıyorlar filan şimdi. En sonunda artık yok gitmiyor araba. Ben indim arabadan aşağı. Dedim hacı abi, sen dedim inat etme. Şu arabaya dedim biz bakalım. Tamirci var mı içinizde dedi. Yok dedim ben. O
Ama dedim Allah'ın izniyle yürür o arada. Yani sen sakin ol dedim. Hacı tamirci var mı dedi. Var dedim ben. Nerede dedim. Bursa'da dedim. Bak şimdi. Dedim sen sakin ol. Ben aradım şimdi. Bizim şeyi Cevdet'i. Cevdet selamünaleyküm. Aleyküm selam. Dedim bizim arabadan dedim bir tane var önümüzde. Dedim duman atıyor boyuna dedim gitmiyor ondan sonra. Bunlar dedim mazotun içerisine bir şeyler karıştıracaklar. Dedim ne yapsınlar? Dedi yok hiçbir şey yapmasınlar dedi bu. Sen dedi bir şey yap bana motoru bir dinlet bana dedi. Ondan sonra dedim tamam adamın tam kafayı kırma zamanı şimdi. Ondan sonra kapat marşı kapatıyor şimdi. Murtaza geç direksiyona geçti şimdi. Bas Murtaza marşı, marşı basıyor şimdi. Gaz ver, ben telefonu ön taraftan şeyden motorun içerisine tutuyorum ben şimdi. O gaz veriyor şimdi. Ondan sonra kaldırıyor. Nesi var dedim ben. Dedi ki pompası tıkalı onun dedi. Ne olacak dedim ben. Onun altında dedi işte tarif, dur dedim ben Murtaza'ya tarif et. Telefonu verdim ben şimdi Murtaza'ya tarif etti. Şurasında şu var, burasında bu var. Tornavideyle aç bunu şöyle. Bunu böyle. Murtaza şimdi tabii benim yanımda bir şey demiyor. He Cevdet, he Cevdet. Hani ben nereden bulacağım onu? He Cevdet, he Cevdet şimdi diyor. Dedim Murtaza'ya dedim he Cevdet deme. Yat altına dedim. Murtaza yattı arabanın altına. Ondan sonra elini bulmuş gibi buldu onu. Tornavidala söktü. Bastık marşa. Attı mazotu içindeki pis mazotu. Taktı gene Murtaza onu. Murtaza kendinde değil, bembeyaz çıktı Murtaza dışarı. Böyle bakıyor Murtaza dedi. Merak etme. Cevdet'in eli oldum burada dedim ben. Sıkıntı yok dedim. Araba tamir oldu. Bas marşa bastı. Yürü yürü. Hacı gözlükler böyle çarptı. Nereden geldiniz bilmiyorum ama dedi. Ama ona dedi kelime söyleyecek laf yok dedi. Sen sakin ol. Şimdi dedim bizi takip et. Kahvaltıya dedim davetlisiniz. Ben de arkadaşlara diyorum böyle diyorum şey yapacağım kahvaltı. No? Çölün ortasında güneşin doğuşunu izleyeceğim diyor. Diyorum dedim şeyim var. No? Kendimce hayalim var dedim. Tam çölün ortasında güneşin doğuşunu izleyerekten kahvaltı yapacağım dedim. Neyse, tam güneşin doğuşunda bir benzinliğin içerisine girdik. Ondan sonra tabii o da girdi bizim arkamızdan. Biz böyle bir kahvaltı sofrası yaptık kendimize. Benzinciler bakıyor, gelen giden bakıyor. Biz şezlongları çıkardık, her şeyi çıkardık. Bir kahvaltı, güneş yavaş yavaş doğuyor. Bir zikullah başında. Bir kahvaltı, adam böyle baktı bize. Laz böyle yaptı. Pes, yapacak bir şey yok diye. Neyse. Son kısmı. Suud'un kapısına bir girdik, Ürdün'den Suud'a gireceğiz. Ben diyeyim ki 2000 araba var, siz deyin ki 3000 araba var, bekliyor. İçeri girecekler. Ya biz ya kuyruğa gireceğiz oradan, bekleyeceğiz biz de. Arabayı da şey kullanıyor gene Murtaza. Murtaza çek sola çek. En başa geç Murtaza. Biz yeni şerit açıyoruz. Tam şeyin önüne geldik biz. Pasaport şubesinin önüne hiç kimseyi almıyorlar. Oraya biz tam önüne geldik. Murtaza durdu. Bizim hacı da arkada onlar. Onlar bizi takip ediyorlar. Hacı Nuri pasaportları alacaksın dedim. Gideceksin dedim pasaportun o yerine. Biz hiçbirimiz inmeyeceğiz aşağı dedim. Oraya gideceksin. Diyeceksin ki dedim ben, biz Bayındır'dan geliyoruz, pasteci Muharrem Aga'nın selamı var, bizim pasaportların ne o, büyüğü vuracakmışsınız diyeceksin dedim. Bağıra bağıra soracaksın. Ondan sonra bizim Nuri de bakıyor benim yüzüme. Tamam mı? Oktay'a dedim, Oktay sen de dedim bunun yanında git, bağırtır onu orada dedim. Tamam dedi. Bunlar içeri girince tabii, Oktay vurmuş, bağırsana lan demiş, ne dedi sana demiş. Gitmiş şimdi pasaporttaki memura, selamun aleyküm, ben Bayındır'dan geliyorum, pastacı Muharrem Aga'nın oğlu Nuri. Size selamı var, pasaportlarımızı bizim mühürleyecekmişsiniz.
veriyor memura. Memur bunu dinlemiş, böyle bakmış, tamam mı? Almış pasaportları, güm güm hepsinin girişlerini yapmış, imzalamış da. Biz tam dışarıdayız ya, ben dedim çekin arabayı dedim, hani aranacak ya araba. Çekin, aratın arabayı dedim. Bir tane aranan araba yok. Geçmiyor hiçbir araba. Dedim çekin, Murtaza çek abicim arabayı sen dedim. O şey giriliyor ya böyle bölüm. Neyse girdiler oraya, bizi eşyalarını ondan sonra indirecektik, araba baktım. İndirelim mi hepsini dedim ben. Böyle baktık. Sufi dedi, Yaptık, hani indirme. Tamam, indirmeyin. O da imzaladı, biz geçtik. Orada bekliyoruz biz şimdi. Arap şeyde, hacı da bizi seyrediyor. Gir dedim çabuk bizimkinden arkasına. O da koşturdu bizimkinden arkasına. Bizimkinden bembeyaz çıktılar, pasaportlar elinden de koşa koşa geliyorlar. Oldu, lan dedim sakin olun. Olacak tabii, şimdi arkamız sökülecek bizim dedim, merak etmeyin. Siz dedim bin. Tabii biz bindik arabaya, geçerken, içeri girerken kahvaltılıkları da aldık biz. Kumanya dedi buna. Dedim yürüyün şimdi, dosdoğru Medine. Hep bize dediler yoldan çevireceğiniz diye. Biz gece Medine'ye, tabii normalde o katmıyorlarmış arabaları. Biz içeri girerken işte ne yapacağız ne edeceğiz dedim. Oğlum sakin olun ya, kimin yanına gidiyoruz dedim, siz sakin olun. Biz geçiyoruz, polis uyuyor bizim. Giriş yapacağımız yerde. Turnikeler var ya hep böyle. Bütün turnikelerdeki polislerin hepsi de uyuyor. Ben Seddarallah diye diye Medine'nin içerisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ravzasının alt hemen böyle caddede kaldırıma park ettim arabayı. Yok yüreğim dayanmayacak artık, daha fazla gidemeyeceğim, oraya park ettim. Dedim senin misafirinim, bir de araba parkından uğraşamayacağım burada dedim. Attık kendimizi Medine-i Münevver şeye, ravzanın içerisine. Baktık, kapı kapalı, kilitli, bab-ı selam. Geldik duvardan, dedim duvardan mı görüşecektik? Ondan sonra, geri kalın demeyeyim artık. Döndüm geri, saat 2 miydi neydi daha? Kapıyı iktirdim, gacırt kapı açıldı. Hiç kimse yok içeride. Dedim gelin bakalım misafirsin dedim. Hiç kimse yok. Başında birisi yalnız Kur'an-ı Kerim okuyor. Nurani birisi. İçimden dedim sen normal değilsin ya dedim. Şimdi senden burada dedim huzurullah'ta görüşemeyeceğim. Bir şey diyemeyeceğim dedim. Tak baktı öyle. Anlaşıldı mesele. Ama dedim huzurullah'ta senle uğraşamayacak kimsin desin. Velhasıl. Hiç kimse yoktu. Öyle bir dua ettik. Öyle bir ziyaret ettik. Arkadaşlara dedim şimdi cennet bahçesinde namazlarınızı kılın. Böyle bir daha asla dedim denk gelmez. Bir de namazlarımızı kıldık. Oturduk, dua ettik. Bir ağladık orada. Dedim haydi yürün şimdi. Bitti işimiz. Ondan sonra kalktık. İhrama girdik oradan. Gene polisler uyuyordu. Gene hiç kimse görmedi bizi. Gittik, ihrama girdik. O ihram mescidinde. Oradan çıktık Mekke'ye doğru. Gene polislerin hiçbirisi de görmedi bizi. Ondan sonra Mekke'ye girişte işte 15-20 kilometre kala orada bütün yabancı plakalar, Mekke plakası haricindeki hepsini oraya park ettik. Oraya park ettik artık. Dönüşte de almıyorlarmış Medine'ye özel araba. Biz gene şeye kadar, otele kadar. Arkamızdan o polis geldi ama sivil polis. Ondan sonra biz otelin önüne geldik, ben araç indirdim, eşyayı indirmeden biz otele güldür gittik oturduk. Otelin lobisinde oturuyoruz biz şimdi. Geldi sivil polis şimdi. Arabayı çekti orada bizim arabanın başında, döndü, telsizle konuştu. Ondan sonra arabanın başında durdu, ya Settar biz içeride arabayı için kurtarıcılarını da götürebilirler diye. Ondan sonra yürüdü gitti, arabayı bir sıfır yanaştırdım oraya. Eşyaları da indirdik, arabayı da teslim etmedik Medine'ye. Öyle döndük.
O yüzden nasibimiz varsa Yakup Usta orada yenecek kurma içilecek zemzemeyse gideceğiz. Vizenin fotoğrafını getirsen ne olacak, getirmesen ne olacak? Allah istedi mi? Ne pasaport lazım, ne vize lazım. Bu son biz hacca gittiğimizde karayoluyla şeyde Medine'de birisiyle karşılaştım. Adam kasap şey var ya ne o otobüsü. Adamda ne pasaport var ne bilet var. Adam can hıraş atmış kendini arabanın içine. Bak arabanın içine atmış. Adam Mekke'ye gelmiş, haccını yapmış. Şeyde Medine'de. Şimdi gene işte yani gaflet nasıl döneceğim diye uğraşıyor. Ne düşünüyor? Dedim ya sen nasıl böyle bir şey düşünüp de dedim nankörlük edersin nasıl düşüneceğim? Ben dedim seni buraya getiren dedim. Senin dönüşünü de hazırlar. Sen ne dedim böyle kendi kendine dedim dert edinle. Böyle baktım şimdi. Dedim nankörlük etme. Sen dedim yum gözünü yürü gene dedim ben. Gözünü yummuş gelmişsin zaten. Ne pasaport var adamda ne bilet var ne bir şey. Şimdi bazen diyorlar ya. Ya gidecek miyiz diye ki onlar. Gidecek olan pasaportsuz bile gidiyor. Dönecek olan biletsiz bile dönüyor. El Fatiha nasıl?